Evet, gerçekten deprem bölgesinde şehir hastaneleri önemli bir sınav verdi. Sağlık Bakanlığı 2013 yılından sonra şehir hastanelerinde 100 yatak kapasitenin üstünde olan hastanelerde sismik izolatörü zorunlu hale getirdi. Benzer şekilde 100 insandan fazla insanın ya da insanların yaşadığı apartmanlarda sismik izolatörün zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Sismik izolatör gerçekten deprem riskini %80 azaltıyor. İlave maliyet olarak maksimum %3 kadar bir maliyet getiriyor. %3 maliyet karşılığında %80 depreme karşı korunma sağlayan bu teknolojiyi Japonya'da 1923 yılında kullanmaya başladılar. Yıl 2023, hala biz kullanılsın mı, kullanılmasın mı diye tartışıyoruz. Her yerde uygulanır mı, uygulanmaz mı diye tartışıyoruz. Uygulanabilecek yerlerde bu uygulanmalı. Uygulanabilecek alanlarda sismik izolatörlü yapılaşmaya öncelik verilmeli. Gerçekten bugün depreme karşı en güçlü silah, en güçlü teknolojik altyapı olarak sismik izolatörlü yapılaşma geliyor. Tabii ki sismik izolatörlü yapılaşma gerçekten şehir hastanelerinde büyük ölçüde önemli bir sınav verdi. Özellikle hastanelerin deprem riskinin azaltılması dersini veriyorum FEMA kapsamında, bu ders kapsamında. Özellikle İstanbul Valiliği kapsamında önemli çalışmalar yapılıyor. 99 depreminden önce 1990 yılında yapılmış Marmara Asaf Ataseven Hastanesi hem güçlendirildi hem de sismik izolatörlü sisteme geçirildi. Bu nedenle de sismik izolatörü uygun olan 99 öncesi yapılan binaların da geçirilmesi ya da 99 sonrası yapılmış ama izolatörsüz binaların da izolasyon sistemiyle %80 nispetinde güçlendirilmesi gibi çözümlerin hızla gerçekten yürürlüğe konması bence çok önemli. İskenderun Devlet Hastanesi yıkıldı. 2012 yılında yıkılır raporu olmasına karşın. Tabii ki bunu da özellikle biz kendi aramızda tartışıyoruz. Hastane yönetiminde tıpçılar var ve tıpçılar ülkemizin en yüksek kapasiteli insanları. 2012'de depremde yıkılır raporu alan bir hastane niye güncellenmedi? Bunların da araştırılması gerekiyor. Gerçekten tespiti mühendisler yapıyor ama bu tespiti yapılmış bir deprem meydana geldiğinde yıkılabileceği söylenmiş, rapor edilmiş. Bu hastanelerin güncellenmesi, güçlendirilmesi önündeki zihniyet ya da engeller nelerdir? Geriye dönük araştırılması gerekiyor ki ileriye dönük benzer sorunlar yaşanmasın. Evet, genellikle yapı sağlığı sistemleri de özellikle Amerika'da önemli bir teknoloji. Bir büyük depremden sonra işte binaya girilir mi, girilmez mi? Yer sağlığı 7/24 Japonya'da izleniyor. Yer sağlığı da biliyorsunuz insanın sağlığı gibi değişen bir sistem. Özellikle 1 Ocak 2019 yılından sonra yerin sağlık ve sağlamlığında önemli bir dönüşüm yapıldı. Jeofizik ve SO2 zorun hale getirildi. Fakat özellikle kendi oturmuş olduğum bina İstanbul'da çok iyi bir yerde. 1994 yılında bölgesel bir zemin etüdü yapılmış. 94 yılında zaten jeofizik teknoloji yoktu. 94 yılında jeofizik mühendislerinin sektörü yoktu. Geriye dönük tüm binaların jeofizik ve SO2 kapsamının incelenmesi gerekiyor. Zemin sınıfının bilinmesi gerekiyor. Daha sonra bu zemin sınıfı üstüne oturmuş ya da oturtulmuş binaların gerçekten E-Devlet üzerinden depreme karşı tehlike durumun acil bir şekilde ortaya çıkartılması gerekiyor. E-Devlet çok iyi bir altyapı sağladı ama orada ilk sorulan soru jeofizik ve SO2'a dayalı zemin sınıfı nedir? Bunu ben dahi bilmiyorum. Kendi oturmuş olduğum apartmanda yapılsın istiyorum. Fakat insanlar düşünüyor. İnsanların düşünmesini bekleyene kadar büyük bir deprem gelebilir. Ben İstanbul'da oturuyorum. Zorunlu hale getirilmesi gerekir. İstanbul Valiliği kapsamında zorunlu hale getirilmesi gerekir. Her binanın bir zemin kimliği olması gerekir. Yapı kimliği olması gerekir. Yer ve yapıyı et ve tırnak gibi birbirine ayırmamamız lazım. Yapı denetimi var. Ama maalesef yer denetimi olmadığı için yer kusurlu, yer zafiyetli yerleşimlerden kaynaklı olarak son depremde çok sayıda binaların yıkıldığını görüyoruz. Genellikle işte yapı mühendisleri diyor ki sorun zeminde. Tabii sorun zeminde çünkü yıllardır zemin araştırmaları yapılmadı. Zeminle ilgili çalışan yer mühendislerine istihdam açılmadı.
Yer mühendisleri istihdam bulamadığı için bugün bizlerin bölümleri kapanır durumda. Yakında yer mühendislerini Türkiye'de arasanız dahi bulamayacaksınız. O nedenle de yer, yapı mühendislerine önem verilmeli. Yer ve yapı mühendisliği birlikte çalışarak bir deprem mühendisi gibi, çünkü yerin yapıyla etkileşimine bizler ancak bir deprem mühendisliği mantığıyla çalışabiliriz. Bu şekilde de birlikte depreme karşı binaların güçlendirilmesi, şehirlerin direncinin artırılması noktasında önemli işbirlikleri yapabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki binaların rezonans durumu araştırılması gerekiyor. Ben Beylikdüzü'de oturuyorum. Bir vatandaş olarak dilekçe yazmıştım. Binaların kat intolerans haritası Beylikdüzü'nde var mı? Önce anlamadılar. İmar Şehir Müdürü çağırdı. Anlattım. Bütçeye koyduk dediler. Fakat daha sonra yapıldı mı yapılmadı mı bir bilgi maalesef verilmedi. Rezonans önemli. 1985 yılından günümüze artık binaların zemine uygun yükseklikte yapılmadığı durumda rezonansa girdiği, rezonansa bağlı olarak da yıkıldıklarını biliyoruz. O nedenle de binaların da direnç durumunu yer, yapı ve yükseklik olarak 3Y kategorisinde incelenmesi gerekiyor. Gerçekten bu konuda da pek de fazla zamanımızın kalmadığını bütün uzmanlar söylüyor. Ben de onlara katılıyorum.